bunun 4 katı büyüklüğünde. Bak kaç tane işlemci var üzerinde? Abi nedir? 250 mg. 0,25 gram. Nasıl yakıldığını, ondan sonra içeriğini inceledik. Evet, biz bu stand'i yapabilir miyiz? Evet, ne olduğunu artık biliyoruz. Şimdi ölçümleri yapacakmış. Burada. Evet. İçeri yönü kalmadı. Ancak bunu üretmek için elimizde ki üretim teknolojileri müsait değildi. Bir şey ver. Bazı numunelerde biz katkılara bakarız. Bazı numunelerin mesela geçirgenliğine bakarız. Biz şimdi bu cihazla birlikte elemental dağılımına bakıp bazı numunelerde karışım yaptılarsa güzel karışabiliyor mu ona bakarız. Bu projeyle ürünümüzü tasarladık. Ona göre bir maskeleme yaptık. Ondan sonra üretim aşamasında fizikten ve elektrik elektronik mühendisliğindeki arkadaşlarla birlikte oturduk. Bu ürünü gerçekleştirdik. Teknotip firması bu konuda da bize yardımcı oldu. Çünkü bazı cihazlarımızı onlar temin etti. Kontrol amaçlı yapmış olduğumuz numunelerle de bize eşlik ettiler. Daha sonra artık şu anda ürünümüz satışa hazır. Burada vakum altında elektron demeti vermek zorundayız. O elektron demeti oraya yansıyıp bizim detektörümüzde burada boşluk var, burada doluluk var. Şöyle 0.5x0.5, daha doğrusu 5 milimetreye 5 milimetre ebatında bir üründen bahsediyoruz. Gerçekten çip boyutunda. Ürünün ağırlığı 0.25 gram çok düşük yani bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla piyasada adedi 100 dolardan satıyoruz. Markalanma, patentlenme veyahut da işte NIST traceable yapabilirsek çok daha yüksek değerlere de satılabilir. Ama mevcut haliyle bile yüksek getirisi olan bir ürün, katma değeri yüksek olan bir ürün. Hocam diyorlar biz bu malzememizin yüzey pürüzlüğü nasıl? Veyahut da biz buraya bir macun uyguladık. Halbuki kalibrasyon özellikle mikro dünyada, nano dünyada olmazsa olmaz aşamalardan bir tanesidir. Eğer siz nano boyutta Ar-Ge yapıyorsanız bunun kullandığınız cihazların hassasiyeti ölçüm sonuçlarında o kadar güvenilir olması lazım. Bu güvenilirliği ortaya çıkaran da işte bu bahsetmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz basit küçük bir kit. Bu kit Türkiye'de yerli olarak üretilmiyor. Yurt dışına bağımlıyız. Yurt dışından gelir, efendim bütün laboratuvarlarda satılır. O laboratuvarlarda cihazları kullanan kişiler bu ürünle cihazlarını kalibre ederler ve ondan sonra çalışmaya başlarlar. Bu fikir bize geldikten sonra biz bunu değerlendirdik ve firmayla beraber, teknotip analitik cihazlarla beraber, şirketiyle beraber bir sanayi işbirliği projesi yapalım dedik. Yarı bütçesi bizden, yarı bütçesi efendim firmadan ve böyle bir proje başladı. Hamdolsun bugün de bu projenin nihayetine geldik. Görüntüleme yapıyoruz şu an elektron mikroskobuyla. İçeride numunemiz var. Bizim numunemizin iletken olması gerekiyor. Numune iletken olduktan sonra vakum altında çalışıyor. Bunun yarım gramı aşağı yukarı 200 dolar. TL olarak 6000 lira. Altının gramı ise 3000 lira. Bu karşılaştırmada kilogram hesabında altından çok daha değerli olduğu. Kaldı ki Türkiye'nin mevcut ihracattaki ürünlerine baktığımızda onlardan katmer katmer daha değerli bir ürün olduğu gerçeğini net olarak ortaya koymuş oluyoruz. Tabii ki var. Yani başta bu ürünün asıl hedef kitlesi ABD'de Silikon Vadisi, Avrupa'da Almanya, Hollanda gibi yarı iletken sektöründe ismi adı duyulur. Gerçekten kendini ispat etmiş ülkeler. Zaten ilk ihracatlarımız da buralara gerçekleşti. Çok daha yeni geçtiğimiz pazartesi günü Silikon Vadisi'nden bir sipariş aldık. Ürün yükleme aşamasında testleri yapıldı. Oraya göndereceğiz. Yine Hollanda'dan, Almanya'dan hatta Japonya'dan ilgi gördüğünü söyleyebilirim ürünün. Aktif bir marketinge başladığımızda ise çok daha etkili bir şekilde satış yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada da ülkemizin adını duyurmak için elimizden geleni yapacağız.